izleyenler. Karşılıksız vermenin, karşılıksız sevmenin dünyada bir örneği daha yok herhalde. Annelerimiz. Anne çok olanlarımızın, annelerimizin, anne olmayı çok isteyip çeşitli nedenlerle anne olamayıp ama o sevgiyi yüreğinde taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyoruz efendim. Evet. Ben de aynı şekilde başta annem olmak üzere Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Ve de kendimizin de değil mi? E, canım anneler <laughs> çok şükür, günün. Çok şükür ki biz Kutla de anneyiz. Kutlu çok şükür. Evet, o duyguyu Sibel tattık. hep ne diyorum biliyor musun? Evet. Benim annemin bana ve kardeşime yaptığı anneliğin yarısını eğer çocuklarıma yapabildiysem çocuklarım çok şanslı. Aa ne kadar güzel bunu söyle. Gerçekten evet. e, herkesin annesi kendine evet. özel. Evet. Benim evet. annem de bana evet. özel ve çok güzel. Evet. Onu anlattığım bir şiirsel anlatımla. Hadi bekliyorum evet. Hadi. Eminim Hadi ki ona... bir güzel şiir daha. Evet. evet, bir şiirsel anlatımla. Sen çocukluğumun soluk anılarında Beraber oyuncak tabakları yıkadığım arkadaşımsın. Sen sokakta oynarken yediğim, sana yağ sürülmüş taze fırın ekmeğine lezzet katansın. Sen karsın, bitmez beyaz ve yalnız kışını yeşile, maviye boyayan bir ressamsın. Sen uzun ve karanlık tren yolculuklarını yolculuk aralarının köhne otel odalarını aydınlatan bir ışıksın. Sen yoklukların Türk elisinde geçen sönük bayramları bugün anılarda şölene çeviren bir sihirbazsın. Sen koşa koşa gittiğim yatılı okulun revirinde geçen 40 derece ateşli gecelerimin en büyük özlemisin. Sen deli dolu ilk gençliğimi Keşkelersiz ve yanlışsız yaşatan koruyucu bir kalkansın. Sen yaşama dair sorularımı konuşmadan sessizce cevaplayan bir pantomim ustasısın. Sen kimsin biliyor musun? Sen benim hayatımın kadınısın. Sen benim annemsin. Aa, Dilek'cim ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel anlattın. Ya, bu, bu... Ama beni duygulandırdı. Ay. Az kalsın ağlayacaktım. Ay, vallahi. kıyamam ıslandı evet, gözleri. Evet, evet, kıyamam evet, hiç evet, sana. Evet. Neyse. Anneler anneler anneler, evet, başımızın tacı evet, annelerimiz. Evet. Allah onlara sağlık versin. Amin. Güzel, Anne sen evet. ne yapıyorsun bugün Abi, bize? şimdi kendime gelmem için <gülüyor> zaman, <gülüyor> zaman <gülüyor> alacak. Ay, nereden geliyor değil mi? Alır sürükler evet, bunlar. Bir, bir başsağlığı ve Dileklerle herhalde başlayacağız. Ya, çok yine Çok büyük kayıp, kayıp yaşadı. Yapımıza, çok büyük bir. Çok Kıbrıs büyük, için, Kıbrıs için, Kuzey büyük Kıbrıs bir kayıp. için gerçekten çok değerli bir insanı kaybettik. Dünyaca tanınmış bir Kıbrıslıydı. E, kimler kimler geldi kendisinin elini öpmek için. E, i̇şte geçtiğimiz işte hafta kendisini kaybettik. Çarşamba günü yanılmıyorsam evet. e, 8. Şey lazım, May Kıbrısli. Mayıs'ta. Evet. Ee, Yok, 7 Mayıs gerçek mekanına evet, evet. uğurladık. Gerçek evet. bir semboldü. Hı hı. Ee, Nakşibendi tarikatinin şehidi. Çok, evet, evet, önde gelen ismiydi. Çok zeki bir insan. Çok e, zeki olmasa İstanbul insan. Üniversitesi Kimya değil mi? Kimya Kimya, çok, kimya Fakültesi. Çok zor bir bölüm. Mensunu 4 lisan biliyordu. Dört lisan biliyor. O, bir de tabii bütün bu bilgi birikiminin yanı sıra insanı etkileyen Kitabetiyle, dokunuşuyla evet, çok evet. üstün bir yapısı vardı. Ruhani bir yapısı evet, vardı çok, aynı o, zamanda. O, evet. bu, bu, bu şeyde de çok emek sarf etmiş, şehliye değil mi yükselmiş evet. birisi. Ee, yani tabii ki hem Kuzey Kıbrıs hem de Lefke bölgesi. Çünkü Lefke bölgesinde canlılık hareket katan, değer katan bir değerli kişiydi. Ee, hepimiz üzüldük. Lefkeliler eminim daha da daha bir da, başka daha da. üzüldüler. Evet. Onun yeri orada kolay kolay doldurulmaz tabii ki. Birazcık kendisinden bahsedelim. Sen ne biliyorsun Aa, hakkında? Vallahi büyük bir bölümünü söyledik. Hmm. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu. Ee, Anne tarafından Mevlana ya akraba. Evet, Anne öyle, öyle de bir ruhani evet, bir evet. E, akrabalık var. Suriye'de, Şam'da şey Abdullah Dağıstani'nin öğrencisi olmuş. Evet, evet. Onun ölümünden sonra da 1973 evet, yılında şeyhliği almış. E, almış. Zaten o günden evet. sonra da e, Nakşibendi şeyhi olarak evet. müritleriyle dünyanın dört bir tarafında evet. dört bir milletten e, müritleri de var. E, sembol gerçekten öyle ama bir küçük şeyi ondan ilgili çok hoşuma gitti okudum geçenlerde onu şey yapayım anlatayım burada okumayanlar Anladım. Anladım. için. Eee Şehnaz'ın Kıbrıs'a geldiği dönemde, dönüş yaptığı dönemde o esnada da Arapça lafzıyla e, ezanı okumak yasak. Hı hı. Bir dönem, kısa bir dönem Türkiye'de, Türkiye'de ve de. Kıbrıs'ta evet. bu böyleydi. Kendisi e, çıkıyor e, ve Arapça okuyor. Bunun üzerine tutuklanıyor. Bir haftalık süreyle hapsediliyor. Kıbrıs'ta. Çıktıktan sonra çıktığı gün Selimiye Camii'nde tekrar şerefeye çıkıp tekrar Arapça okuyor bu ezanımızı. Çok, çok, çok ilginç bir ee, onun üzerine tabii ki dava okunuyor kendisine. Kendisi devam ediyor köy köy dolaşıp Cami'lerde Arapça ezan okumaya devam ediyor ve bunun üzerine yaklaşık 114 dava açılıyor. Aleyhine 100 yıl üzerinden bir mahkumiyetten bahsediliyor. Fakat o esnada Menderes dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlıyor ve Meclis kararı ile yine tekrar Arapçaya döndüldüğü için ezanda bunun üzerine bütün davalar düşüyor. düşüyor. <laughs> ki. Çok Çok güzel, çok güzel bir anısını hani tarihi evet, bırakan bu evet, evet. bir anısını Ne kadar paylaştı. da kararlı ve düşünceli ve şey evet. olduğu şunun inancı uğruna evet. yapabildiğinin kişiliği hakkında da bir büyük bir örnek esasında. Sibel, e, insan haklarına helal getirmeden İnancı üstüne kararlılıkla savaşan insanlara ben çok saygı duyuyorum. Ben de aynı şekilde saygı, çok saygı duyuyorum, bayılıyorum, imreniyorum. Zikzaklar çizmeden, öyle. benim yolum bu yol, sen o evet. yolu tasvip et ya da etme. Evet, evet. Ama o yolda böyle kararlılıkla Kesinlikle. verilen, evet, evet. E, nur içinde yatsın rahmetli Rauf evet. Denitaş da yani evet. seveni var, sayanı var tersine duranı evet, var evet. ama onun bir davası Kararlı, vardı. Kararlıydı. Evet. Düşüncelerinden Onu da rahmetle, rahmetle. Tabii Denktaş Bey demişken, e, oğlu Serdar Denktaş Başbakan yardımcısının bir e, sözü bomba, galiba bugün bomba bugünlerde gibi düştü gündeme, gündeme oturdu. Evet. Ne demiş? Ne demiş? Türkiye AB'ye e, üye olsun, her şeyden vazgeçeriz. <laughs> Sayın Denktaş Çok büyük bir laf oldu bu tabii. E, altı açılması gerekiyor diye düşünüyoruz biz bunu. Evet, evet. Her şey Hangi her şey e, eminim niyetiniz aşıldı e, biraz bu konuda açıklama bekleriz. Sibel devam edeceğiz. Şimdi Ekaş Senle... demişken tabii ha. o konu başka konulardan çıkarılmış bir cümle de olabilir. Olabilir. Bilemem. Bizim okuduğumuz tabii ki haber orada, bu kadar e, Ne olduğunu orada bilemiyoruz. o Çünkü bir konferans dolayısıyla zannederken Erbakan'ın bir vakfı bir şeyi dolayısıyla Ankara'da geçen bir konferans esnasında söylenen sözlerden birisi Ama olarak haberciş, alındı. Ama haberci işte o bölümü alıp e altıda doldurulmadığı için büyük soru işareti. çok büyük ve çok da huzursuzluk yaratan bir şey esasında bu. Dektaş Bey ailesi deyince Aydın Hanım'a da bir geçmiş olsun diyelim, diyelim bu arada. Diyelim, bir ameliyat geçirmiş. Diyelim. Ne olduğunu bilmiyorum. E, ameliyatı Ne ameliyat olduğunu bilmiyorum. Facebook'tan okudum kendisine ailesine geçmiş olsun diyor bir an önce çok güçlü kendisini bir kadın evet, ayakta görmek istiyoruz inşallah evet. çok geçmiş olsun sen şimdi, şimdi ne yapıyoruz ha, onu mi? Bir söyle bakalım şimdi bugün krep yapıyoruz evet yapıp hazır Ta tahmin ederim yapılabilecek salatadan sonra demeyeceğim önce belki de çünkü salatada bir sürü şey kesiyorsun. Salatadan önce dahi olabilir. En pratik şey çok bu pratik, krep. Çok bir pratik. kere Her zamanki ee, gibi pratik. Korkmamak mutluğumuz. lazım krepten çok kolay. Bu benim tarif özellikle dilekçiyim. Hmm. E, malzemesi çok kolay olduğu için daha da kolay yapıyor krebi esasında. Çok basit hepimizin de böyle hemen aklında kalabilecek hmm. bir ölçü bu. Şimdi ölçümüz. iki yumurtayı kırdı. İki yumurta. Hı. Hmm. Bunu bir ile de yapabilirsiniz. 2-3 tane çıkar diye krep. Ben biraz daha fazla olsun Hı -hı. diye yapıyorum. Yarısını da yapabilirsiniz. Hı -hı. Az yapacaksanız 2 yumurta. Dolayısıyla bir fincan e, un koyacağız. Bir fincan. Bir evet. fincan e, un. Bu koyu. çırpılacak mı efendim? Önce bu çırpılacak. Evet, o mi? çırpılacak. Ben Sonra ona başlayayım Ben seni de bir dinlerken. fincan. Sen malzemeleri say bir yandan bir fincan on. Ve bir buçuk fincan da su ilave edeceğiz buna. Bütün malzemem bu kadar Bütün mı? Bütün bu. Kesinlikle bu. Ve bunu bir saat bekletiyoruz en azından. Ben mesela nasıl yaptım? Ben burada şey yapmayalım zaman diye e, zaman için. kaybetmeyelim diye sabahleyin yaptım krebi gelmeden önce evet. evde. Akşamdan hazırladım bu karışımı. Buzluğa koydum. Sabahleyin de e, küçük e, krep tavamda çok makul fiyata da krep tavaları bulunuyor. 20-30 TL öyle. arası krep tavaları. Çok az yağ alıyorsunuz o tavayı. Hı -hı. Çok damla denecek kadar zeytinyağı koyuyorum. Sonra 2-3 kaşık krebi yayıyorum üzerinde. Hı -hı. Çeviriyorum hatta bir süre şöyle sonra, de, şöyle de <laughs> bir süre musun? sonra havalara atıp kapabiliyorsun Hı -hı. tavayla falan. Ee, bunun güzel tarafı, büyük küçük herkesin çok sevdiği bir şey krep. Krebi tuzlu, tatlı her çeşitte de yapabiliyorsunuz. Doğru misafire sun, pazar kahvaltına evet, sun, evet, yani evet. her şeye. Tabii biz burada göstermek amacıyla ne yaptık? Hem tuzlusunu hem de tatlısını yapıyoruz buradaki. Evet. Yaratıcılık yani tatlı yaparken veya tuzlu yaparken ki yaratıcılığı motive etmek içine amacıyla yapıyoruz olan. bunu. Yaşa, evet, yaşa. Burada biz bugün ıspanaklı krebimizi yapacağız. Hı. Daha sonra da konuğumuza dondurmalı krebimizden e, ikram edeceğiz. Hem, hem tatlısını yapıyoruz. hem tuzlusunu Süper. yapıyoruz. İçerisinde de bunun hazır getirdim. Ispanak normal. E, önce bir tane soğanımızı solduruyoruz. Hı -hı. Çok az yağda. Ondan Hı -hı. sonra ıspanakımızı evet. yıkayıp koyuyoruz. Daha sonra içerisinde o beyazlık nedir? E, kooperatifin markayı da söylüyorum. Ha. Beyaz peyniri ha. E, veya bir başka markanın çok iyi markalar var piyasamızda. Nefis yerli, kokuyor. yerli, Ay. yerli ıspanak, yerli kokuyor. soğan Yaşa. ve yerli Yaşa. <laughs> ve yerli e, şeyle peynir, beyaz peynirle yerli malı, karıştırıyoruz. Bunu şimdi onun nasıl şey yapacağız? Sibel, onu şey yapacağız. Ben bu ıspanaklıyı hazırlayayım istersen. Olur. olur tabii tabii olur olur. Spana koyup bildiğimiz evet. ruloyu yapıyoruz. bunu böyle iyice çırpıyoruz hiç böyle şey kalmayacak şekilde ve dediğim gibi en az bir saat bekletiyoruz. Tamam. Çocuklar bol. bayılıyor özellikle çikolatalı krepe. Ben kızlarma çok yapıyordum küçükken. Benim kızım hiç yumurta yemiyor, Hı -hı. peynir yemiyor, süt içmiyor krebe bayılıyor. Öyle mi? Bayılıyor. Aa, ne güzel. O yüzden ben de bol bol Şahane. yapıyorum. Evet gündemimizde başka ee, ne var bu arada? Ta, e, hem pişir hem konuş. Sağ sağlığı dedik ya. <laughs> Evet, ee, evet. Gönyeli Belediye Başkanı annesi Emine Benli'yi evet, e, evet. uğurladı. Evet. Belediye Başkanımıza başı sağ olsun. E, Sayın Benli'ye evet, de bir başsağlığı yatsın, dileyelim. Basın camiasında çok güzel bir vefa örneği yine. Hmm. E, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin ilk başkanı Sadi Togan ve babası Cemal Togan Kabirleri başında anıldı. Evet. 1951 yılı Bozkurt Gazetesi çıkıyor, hmm. baba çıkarıyor. Evet, evet. Oğlu oradan sonra evet, bayrağı devralıyor evet. ve 88 yılına kadar devam ediyor. Evet, evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Öyle. Emek verenleri anarak bugün de yaşatmak... Çok güzel bir vefa örneği. İnşallah bundan bol bol olur. Evet, evet. Değil mi? İnşallah. Yaşasın. Tabii ki. İnsanlar tabii gittikten, ki anmak, hatırlamak. sonra da. Anmak, hatırlamak güzel olan şeyleri yaşasın. defa defa söylemek. Ne yağmur çok yağdı önemli. Sibel. Evet, çok bereketli bir hafta Ay, ne yağdı ama. geçirdik, geçiriyoruz. Ne, yağdı? ne kadar güzel yağmayan yağmur yağdı. <laughs> Bana şey açma. <laughs> Bana şey açma. Onu böyle kibar. Onu ne yapayım? Kibar kibar. Kibar kibar. Dur. Kibar kibar onu... ha Şurasına he. koyup sararsam... tabi tabii. tabii. Tamam. Öyle o rulo yapıyorsun sen onu. ha Tamam. Rulo yapıyorsun. İçine bol mu koyuyorum? Bak senin usulün. E ne kadar bol korsan o kadar daha tamam. lezzetli olur. orası Şimdi kesin. yağmur bütün doğayı yıkadı. Allah'ım ne güzel oldu etraf. Bütün baş gösterdi her şey. Evet, Fakat evet. baş gösteren bir başka şey de var. Ne o? Yağmurun getirdiği birikmiş altyapı ha, sorunlarından evet, yaşanılan evet. sıkıntılar. Evet. evet. Yani tabii şimdi belediye seçimleri yaklaştığı için pek <laughs> hoş karşılanmıyor. Bizim tarafımızdan hoş ama belediye başkan evet. adayları tarafından da pek evet. hoş karşılanmıyor olabilir tabii ki. Lefkoşa belediye başkanımız özür diledi halktan. Biraz daha sabır dedi. Maddi kaynağı Sanayi sabra. Sanayi bölgesini düzeltmiş düzeltti, yani orada düzeltti. çok sorun yaşıyorduk. O Bayağı aralarda, yol aldı. Evet. Diğer yandan da bir özürü vardı. Hmm. Yağmur yağdı internet gitti. Hmm. 23 bin abone var. Evet evet. evet. Özel sektör sıkıntıda, devlet sıkıntıda. Çok da. çok sarsıldı ortalık. Bakan kâşifin bir açıklaması oldu. Evet. Bakım anlaşması yok Dur der. ben sana koyacağım bunu. Oh, yırttım çünkü ben. Yok. Yoksa. Ha. Tamam. E, şey e, teknik anlaşma yok. O yüzden der. O anlaşma yapıldıktan sonra da bu sorun yaşanmayacak. İnşallah ya Rabbim. Elimiz ayağımız bağlanıyor. Evet, kesinlikle. Hakikaten. Tabii e, Dünya Talasemiya gününü. evet e, 8 Mayıs'ta. E, tabii ki önemli ama 1984'ten sonra çok şükür ki e, bunun yasallaşıp da evlenen çiftlerin bu kontrolleri yaptırdıktan sonra evlenmeleri üzerine 84 yılından sonra bildiğim kadarıyla herhangi bir doğum vakkasında Brutalis evet, Tamiya'da doğum da, olmadı. Doğum olmamış. Bu da çok önemli, çok güzel e, bu açıdan ama halihazırda hazırda tabii ki Tamiya hastalarımız var ve bunların da kana ihtiyacı çok. var. E, Her derneğimiz, ay 600 Evet, e, derneğimiz ve Ahmet Varoğlu da e, yıllardır bu çağrıyı yapıyor. E, işte kan eksiği Hı -hı. oluyor devamlı. Biz buradan tekrar duyarlı olan bütün vatandaşları bu vesileyle programımızda çağıralım. Biz de geçen sene e, bu bir motive etmek ve örnek olmak amacıyla kurum olarak kanalte kurumu olarak canlı yayında e, kan vermiştik. Bunun arkasına da bayağı devlet daireleri, özel şirketler de bu yola başvurdu. Tabii ki bu büyük rakamda olduğu için dilekçim daha güzel değil mi? Yani bir devlet dairesinde kaç çalışan var, bir iş yerinde toplu olarak kan verilmelerde ki maalesef o toplu dediğimizin de hepsi veremiyor. Malum yapılan tabii, testten tabii, sonra kan veri, tabii. veriyorsunuz. O teste vermenizi engelleyecek bazı şeyler çıkabilir. İşte kan şeyiniz düşük, değerleri düşük falan olabilir. Mahsurlu olabilir vermeniz. Ki yani 20 kişi Orada olduğunuzda inanın ki ancak 10 kişi veya 8 kişi kan verebiliyor neticede Şimdi sağl sağlıklı bir şey de kan vermek yani o da çok, önemli çok sağlıklı Ka çok teşvik edilmeli ama Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı diyor ki yani e, bunlar teşvik ediyoruz Yapılsın Hı -hı. ama yeterli Hı -hı. değil 2000 ünite çünkü sadece kan ihtiyacı talismani hastaları için değil evet, ki. pek evet. çok alanda bunun evet. için diyor donör e, veri bankası Hı -hı. gerekiyor Hı -hı. Hı -hı. Haberi okuyunca sonra içimden dedim ki eee Sayın Bakan gerektiğini söyledi. Bu konuda ne yapılıyor? Evet. Açıkçası vatandaş da bunu bilmek istiyor değil, değil mi ortak? Şimdi hafta içerisinde yine bir Ebola virüsü. Hep beni çalıştırıyorsun sen de yap orada. Aa, yok ben seyredeceğim. Sen gece, ben gece, gece sabah çalıştım. <laughs> çalıştım bunu bana ben sabah çalıştım o yüzden. Ya. E sen de tatlıları ya. yapmayacağım. Tatlıları mı? yapacağım ama ee? hani dondurmamız nerde Aa mutfak. <laughs> mutfak vanilyalı dondurmamız gelsin. Dondurmamız erimesin diye herhalde onlar da onu Her mu sen düşündüler. sen onu bekliyorsun sessiz evet. sakin. Tabii tabii dondurmayı bekliyor Hocam. Tamam. <laughs> ben dondurma gelecek diye bekliyorum ama. Tamam şimdi oldu. <laughs> dondurma değil dondurmayı biri getirmesi gerek tabii. <laughs> <laughs> evet. ...şeyi de bahsettik. Başka gündemimizde... ...çölak diye bir... Biliyor musun, ...dünya çölak günü, günü... ...ve bu çölak nedir? Ben dahi bil, ben de bilmiyordum. Yani dahi değil tabii. Hani <laughs> ben niye bilemedim... ...gimesinden oldu. <laughs> ben nasıl, oldu? Ben nasıl, o, ben nasıl ben atlarım gibi. bunu? Biz yani medyadayız, basındayız. yani da Aha. sormuş arkadaşlar... ...nedir diye. Ee, Glitene duyarlılık. Böyle bir şey. Ee, bu da bir rahatsızlık. Önemli esasında. Eminim ki... Çok. ...öğrendikten sonra etrafımızda çok olduğunu fark edeceğiz bunu. Yani. ürünler zaten özellikle Artık var, değil mi? Sürüldü. Artık Bu var. rahatsızlığı yaşayıp sağlık sorunlarıyla evet. mücadele edenler evet. bu ürünler sayesinde kaliteli bir yaşama kavuştular. Evet, evet. Bir şey söyleyeyim. Onun günü bunun günü şunun günü hani günler çoktu bu hafta. <laughs> yani bir tane daha söyleyeyim istersen. Söyle bakayım. Avrupa günü. Ha. <laughs> Avrupa Günü. Avrupa günü. Evet, evet. Size ne çağrıştırıyor? Aa. Avrupa Birliği'nden başka bir şey çağrıştırıyor. Aa, çağrıştırmıyor. Ba, çağrıştırmıyor. <laughs> Avrupa Yok, günü aslında medeniyet yani, <laughs> geldi. Evet. Hani medeniyeti, kuralları, yaşamın belirlenen bir güzel gahta akışını çağrıştırması gerekir ama biz de sadece Evet, evet. Avrupa, Birliği. Avrupa Birliği. Yani, yani çünkü üyeli, üyeli. şimdi Avrupa Birliği üyeliği değil ama Avrupa Birliği üyeliği hevesi ve şevkiyle geçireceğimiz o yasal düzenlemeler Avrupa'ya benzerliğe çalışmak. İnan ki en iyisi o tarafı. Ellerini ya yani Avrupa Birliği'ne girmesek Ellerini bile. Hazırla. Değil mi? Alkışlar, alkışlar evet. Içişleri Şimdi alkış, alkış, alkış derken. İçişleri içi... Bakanlığı'na ilk alkışımızı yapalım. Hı. Biz hep seninle bu ceza yasaları ile ilgili sen malum hukukçusun avukatsın. Evet. Konuşuruz ya ceza ıslah etmeli, ceza dırmalı gerçekten. Evet, şey evet, evet. İçişleri Evet, Hapishanelerde mi? Eee cezaevlerinin hapishane resmi <laughs> gazetede yayınlandı. Evet. Bayıldım haberi okurken. Kuralları uyan mahkumlar ödüllendiriliyor. Ödüllerine açık görüş, telefon görüşmesi, evet. televizyon izleme muazzam bir ödül. Evet. Dört duvar arasında Cezavar yaşayan Ceza ama ödül de, ödül de var. Ödül ve ödül gereken bir şey yapılıyor. Kurallara uymanın var. getireceği ödülün hazını da içeride güzel, yatan çok güzel, mahkumlar güzel yaşayacaklar. Sen de var mı alkış? Alkışa layık. Evet ben de yakın doğu üniversitesine bir alkış istiyorum senden. Hemen geldi. 25. yılını kutluyor malum yakın doğu üniversitesi. Ve çok güzel bir geceye bize şey yapmış oldu, aracı olmuş oldu. Moskova Klasik Rus Balesi'nin e, Kul Gölü balesini ya, izledik. Çaykoski'nin. Çaykoski şahaneydi. Dekor tabii ki bütün balet ve balerinler gösterilen eser müthiş idi. Salon hınca inç. inç doluydu. Çok kişi bekledi ayakta saatlerce bilet alabilmek için. Sadece bir geceydi ama yakında üniversitesi diyor ki gelecek yıl inşallah daha uzun. E, bir gösteriye sebep olmak istiyorlar teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz tebrik böyle ediyoruz evet alkışımızı da Takadiciğe yaptık takaticiye getirdikleri ee, için Sibel'cim bir alkışımız vardı geçen haftalarda Yıltan Tozak'ı Adamos hmm. Kostantonis'in evet. Güney Kore'deki ortak e, müzikal e, ne alkışlamıştık evet, ortak evet, biliyor evet. musun oradaki yarışmada beste birinciliğini Kıbrıs'a taşıdılar hmm. tebrikler ediyoruz Sibel Sibel şahane bir söz söyledi. Çözümü siyasetçiler üretir, barışı barışı halklar evet. yapar diye şahaneydi. İşte bu olay buna nefis bir örnek. Evet. İnşallah bu örneklerden bol bol olur. Canım bizim Biz de niyetimiz anlatırız. var. Madem oraya geçtik onu da konuşalım. Biliyorsun bu hafta geçtiğimiz hafta içerisinde. Özlü. Özlü, özlü müzakere. müzakere. Evet. Bu da birazcık eskiye sebep oldu biraz. 6 Mayıs'ta biliyorsun. özlü, mü özlü, özlü, özlü mü? müzakere aşamasına geçtik. Hmm. Haftaya Salı günü yine bir şey olacak, toplantı olacak. 5 saat süren ve 5 önerinin sunulduğu bir toplantı yapıldı <laughs> geçtiğimiz Salı günü. Bu toplantıda neydi? Mülkiyet başta olmak üzere kamu görevli, görevleri konusu, kamu hizmetleri konusu konuşuldu. Ki bu ikincisi de birincisi tabii ki mülkiyet çok çok önemli ama diğer konu da en az onun kadar çok, çok önemliydi. Çok. Tabii ki bunun üzerinde maalesef şeyde basında bir iki şey çıktı ama gerçeklik payı doğruluğunu, Bilemiyorum açıkçası. Resmi bir açıklama gelmedi henüz onunla ilgili değil mi? Evet muhakkak olacak. Olacak yani ama bugün itibariyle Çünkü gelmedi. Çünkü diyor ki işte Rum tarafı dönüşümlü başkanlığı <laughs> e, kabul etmiyor diyor. Ve başkan yardımcısı konusunda da veto hakkını kabul <laughs> etmiyor başkan yardımcısının. Bu eli kolu bağlamak demek tabii ki. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ın. Bakanlar Kurulu'nda ise 7 Rum ve 3 Türk Kıbrıslı. Hı hı. Bu hep söylenen rakamlardı. Türk'ten oluşmasını ancak kararların basit çoğunlukla alınmasını hı hı. istiyorlar ki bu basit çoğunluk denildiği takdirde e, bu azınlığın yani buradaki bu 3 kişinin azınlık veya yardımcının. Azınlık e, çünkü dedir. azınlık durumuna düşüyorsun bu rakamlarla ve bu konumdan. Hı hı. Rakam önemli olmasa da bu konumdan hiçbir etkisi olmuyor. Önemli konular. Çok önemli. Sadece dedikodu ve şaya olduğunu um Umut ediyorum ama esasında galiba süreçte şey yapılıyor yani öneri sunuluyor bildiğim kadarıyla. Karşı taraf o öneriyi hayır ret değil de hayır yani hayırın yanında yok böyle olsa daha iyi olmaz mı falan daha böyle kibarca karşılıklı yapılan Hı -hı. önerilerle yani öneriyi tamamıyla karşı taraf istemediği kapatacağız diye değil de ama karşı bir öneriyle devam edecek süreç anlaşılan. Umut ederim anlayışla her iki taraf bir noktaya gelebilir diye e, Sibel düşünüyorum. Sibel'cim Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ'un bir açıklaması oldu. Sürece ilişkin bunlar de şu anda Hiçbir yetkili müzakere sürecinin detayları ile ilgili bilgi vermiyor dikkat evet, edersen. Evet, ben alayım dondurmamızı. Ah dondurmam Sen, kaymak. Dondurmam kaymak geldi. Evet, evet. Ee, bilgi vermiyor Osman Ertuğ sürece ilişkin. Evet. E, temel şeyleri açıkladı ve Haziran sonunu da adres gösterdi. Evet, Birinci evet. etap, ikinci etap. Hı hı. E, bu açıklamaların hep geçen haftada dedik ya kamuoyunun bilgilendirilmesi adına keşke daha çok daha sık yapılabilse ve merak edenler de detayları öğrenseler değil mi? Çok doğru ve bunu yani şimdi şöyle ki onlar açıklama yapacak, biz de medya olarak bunu mümkün olduğu kadar yaymamız, duyurmamız lazım. Herkesin bunu an ve an yani herkesin madde madde kelime kelime öğrenmeye kesinlikle hakkı var. Evet. Ve öğrenmeli de tabii ki bu hepimizin neticede etkileyecek bir olay. Dolayısıyla biz hepimize de görev düşüyor bu konuda. Biz de bunu yapmaya niyetliyiz açıkçası. Ee, hazır müzakere dedik hemen oradan meclise geri dönelim. Evet Meclis iç tüzüğü çıktıktan sonra ilk toplantı yapıldı biliyorsun. Evet. 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 Ee, gündem dışı konular güncel konular oldu ve konuşma süresi 10 dakika ile sınırlandı. Evet, evet. Nasıl buluyorsun bu tüzük değişikliğini? Ya, tüzük değişikliği tabii ki daha işlevsel olabilmesi için meclisin yapılmış bir çalışmadır. Ee, yani her, her halükarda iyi bir ivme oldu biliyorsun süreler dediğin gibi evet. kısıtlandı evet. süreler kısıtlandı tabii bu arada çok da güzel bir olay bütün bu konuşmaların tutanakların web sayfasında hemen yayınlanacak olması şahane bir olay o. Şahane bir olay ee, komitelere katılmayanların ki biliyorum yıllardır bu devam ediyor komite çalışmalarında yürümeyen bir süreç devam ediyor genelde komiteler netice alamıyor şimdi deniliyor ki komiteye katılmadığından dolayı komitede oluşu iptal edilen kişi bir daha komitelere Seçilemeyecek. giremeyecek. Şahane ben Seçilemeyecek. ben o o adada bayıldım. İyi oldu. Evet. Cumhuriyet Meclisi dedik. Gel Türkiye Meclisine bir uzanalım. Tamam. Şimdi bu hafta evet. bu hafta malum 17 Aralık süreciyle başlayan evet. e, olaylar serisi Mecliste 4 bakanın hakkında soruşturulması ile ilgili evet. oturuma geldi. Evet. Şimdi. Ben tabii e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu konuyla yakından ilgiliyim. Bilgi alma ihtiyacım var <laughs> her vatandaş <gülüyor> gibi. <gülüyor> e, televizyona sansür uygulandı. Bir kere ben bunu anlamakta çok zorluk çektim. Yani... Temsili demokrasi milletvekilleri milletin vekili olarak oradalar millete sorumlular Hatalarıyla da sorumlular. Kesinlikle. Bir kere bunu anlamadım. Evet. Ee, sonra e, bir milletvekili, Melda e, Onur sanıyorum, iPad ile girdi ve bir televizyon kanalından canlı yayın aktardı. Ben de oradan izledim. Hı. Şimdi izlediğim manzara buradan bakarken bir kere meclis başkan vekili Meral Akşener Hı. bana göre sınıfta kaldı. Hı. Şimdi bu kadar hayati bir konuda, bu kadar deneyimli de bir siyasetçi, yılların evet. siyasetçisi. Benim hayalimdeki gibi bir oturum yönetimi çok kritik konuda sağlayamadı bir bu. İkincisi onar dakika süre verilmişti savunma için. Hı -hı. Şimdi savunmaların giriş bölümü adeta seçim meydanındaki nutuklar atılır gibiydi. Hı -hı. Ondan sonra tam işte o ne oldu ayakkabı kutusu ne oldu hediye aldındı mı hediyeyi kendi paranızla mı aldınız Hı -hı. ya da hediye karşılığı imtiyaz sağlandı Hı -hı. mı? Cevaplar verilecek tak süre bitti ses kesildi. 10. Hmm, evet. dakikada hadi verdi bir dakika har har, har har koşar gibi açıklamalarla ben bir bu uzaktan bakan vatandaş olarak... Anlamadım. Millet ne kadar anladı? Onu da anlamadım. Millet anlasın isteniyor. Aa, millet anlasın mı, mı anlamasın onu. mı isteniyor? Evet. O gerçekten bu sürecin sonucunu Hoş ben çok çok ki. merak ediyorum. Evet. Bir de bu de artık kalksa halk bilgi alsa ya. Bilgi Tabii çağındayız. Şeffaflık ne kadar bilgi önemli. Bilgi çağındayız. Bizim konuğumuz kim bugün? Ah, konuğumuz çok kıymetli bir isim. <laughs> evet, Şimdi evet. mesele ne biliyor musun? Evet. Aktif siyasetteyken değil. Aktif olamadığın zaman da saygın bir isim olarak yer alabilmek ve bir de biraz önce bahsettin ya işte şeffaflık dedin evet. demokrasi dedin. Evet. Bu çağrımı çağrışı hem işlevsel olarak bu işin içindeyken yani siyaset evet. yapıyorken de evet. çağırmak söylemek ve evet. uygulamak ve evet. siyasetin dışına da. Bir izleyici konumuna girdiğinde de aynı şeyleri söylemek ve ikisinin de aynı uyumda olması evet. güzel olan evet. ki bizim konuğumuzda bunun en güzel örneği. özlenen bir tablo değerli izleyenler. Örneğin. Evet Sibel'in de bugün mutfak ıspanaklı krebimizi dondurmalı nerede seninki? Dondurmalıyı evet. şeye vitrine koydum. <laughs> <Ha>, vitrine koymuş <laughs> bak vitrine sana da aldım. Ama ee, trafiği de söylemeden kapatma söyleyeceğim. programı. Söyleyeceğim dondurmalı evet. krebimizi konuğumuz için hazırladık. Konuğumuz Hı. Mustafa Akıncı. Üç dönem Lefkoşa Belediye Başkanlığı yaptı. Çok yakınlarda yaşanmışlıklarına ilişkin kitabı çıktı. Eminim kitabında konuşacağız. Evet. Aktif siyasette Turizm hmm. Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı evet. yaptı. Dediğim gibi de hem aktif olduğu dönem hem olmadığı dönem siyasette saygınlığıyla önemli bir isim. Ağırlayacağız. Eksik evet. maddeleri tamamlayalım konuğumuzu bekletmeyelim. Trafikle kapatalım istersen. Ah, çok ee, Yine trafik çok haftasıydı çok geçtiğimiz mi? hafta. Ee, e, fakat burada tabii ki çarpıcı açıklamalar, çarpıcı rakamlar var. Her zaman biliyoruz belki de ama defa defa söylenmesinin de ben faydası olduğunu Aa, düşünüyorum. Bin kere, bin kere. Çünkü hala daha maalesef biliyor musun geçen gün ne gördüm şeyde trafikte. Ne gördün? Şimdi yolda gidiyoruz yan tarafta bir bayan. Bizim cip olduğu için biraz daha yukarıdan aşağı şeyi görebiliyorum. Şöyle baktım. Ee, direksiyonu tutuyor. Çok becerikli bir kere onu söyleyeyim. <laughs> Ama bu <laughs> beceriklilik faydası değil zararı <laughs> tokanır. sonuçları da Şimdi olacak. tek elle direksiyon tutuluyor. O, o Yaşa, elin içerisinde sandviç de var. Ne? Sandviç, sandviç yiyor. Sandviçi var. Aynı zamanda cep telefonunda da mesaj çekiyor. Pardon Şu üçüncü araba el sürüyor. nerede Sibel? Bak araba sürüyor. Sürdü. Sandviç nerede? Sandviç yiyor. Yani sandviçi o esnada yemiyorum ama sandviçi tutuyor elinde. E? Ve mesaj çekiyor. Ay çok becerikli. Ama bir beceriklilik kaç ölüme sebep oldu biliyorsun. Allah geçtiğimiz, aşkınıza yani Geçtiğimiz hala aylarda. Yahu. Yani artık bunların sonlanması lazım. Allah'ım yarabbim. Şimdi uzmanlar bu hafta dolayısıyla eğitime Denetime ve mühendisliğin devreye girmesi gerektiğinin üzerine çizdiler. Bu konuları işlediler. Tabii ki çarpıcı olan o rakam dediğimizde de 1963'te diyorlar ve 74'te savaşında kaybettiğimiz şehitlerin sayısına baktığımızda 3 katı oranında 1974'ten sonra olan trafik kazalarında kaybettiğimiz kişilerin sayısı var ki bu da 1791. 1791 insanımızı trafikte ve hala trafik kazalarından kaybetmiş. Ve hala sanki bir mesaj 1791, çekip 1791 tele 1791. Tabi bu arada Let's ulaştırma Let's go e, ama Ulaştırma Bakanlığı bir şey yapmış, anket yapmış. Bu anket, anket, anket. içerisinde çıkan bazı neticeler var. Orada ben e biliyorsun aynı zamanda da polis e, teşkilatımız da e, Ocak ayında bir rapor çıkarmıştı geçtiğimiz yılı içeren e, bir rapor çıkarmıştı. Programda da aktardık Çünkü zaten. Çünkü anketten karşılaştırdığımızda e, ankete anket 1008 kişi üzerinden yapılmış. Hmm. Bu 1008 kişi de katılımcıların %65,5 65.5'i yani trafik kazalarında birinci derecede tabii ki sorumlu olarak sürücüleri görüyor. Ee, polisin raporunda da bu yüzde 85 oranındaydı bu oran. Daha sonra... Çok özür dilerim. Vallahi buçuk ne oluyor ben çok merak ediyorum bu buçuk yarım düşündüğünde buçuklara giriyorsun <laughs> Ay, yarım düşündüğünde öyle tabii oluyorsun tabii istatistiksel <laughs> anlamı var da insanın şimdi olduğu şimdi yerde buçuk buçuk ne, ol, buçuk buçuk ne, yani. buçuk ne oluyor biliyor ne? musun İşte biraz önce o tek eliyle arabayı sürerek <laughs> buçuk bile diyemiyoruz maalesef trafikte 1.4. <laughs> 1.4 şimdi çok enteresandır mesela devamlı şey katarım diyenler güvenlik kemerini kullanıyorum diyenler. 57.3 Şimdi sen 3'ü de sorarsın. Ya sorarım o yüzden. <laughs> <57. gülüyor> 0.03 ne <laughs> Hayır ne kadar az. Hı -hı. Yani 57.3 devamlı çok az. E, kemer kullanıyor. Ne demek az. kullanmamak ne demek? Yani bu zamanda ne demek kullanmamak? Ben de onu anlayamıyorum. Tabii bu oranlarla polisi dikkat ettiğimizde, polisin raporuna dikkat ettiğimizde oranlarda bir terslik düzlük var. Yani işte mesela hız birinci sırada yüzde 45 virgül bir şey polisin resmi raporlarında ama insanlara kişilere sorulduğunda bu yüzde 20 oranlarında yarı şeyde demek ki insanımız da gerçek rakamları bilmesi gerekmiyor ama gerçek rakamları hissedememiş. Anlatabiliyor muyum? Yani nereden olduğunu Hayatım, bunların falan filan diye böyle bir şey hissetme var. değil. Ölümlü kaza oluyor. Herkes de üst düzey bir duyarlılık başlıyor. Evet. Üzerinden zaman geçiyor. Eski, tas eski Kesinlikle. ama konuğumuzu bekletmeyelim. Let's do it nedir onu Haziranda, anlat bitirelim. Evet 5 Haziran'da let's do it birlikte temizleyeceğiz, birlikte yapacağız. 5 Haziran'da 5 saat içerisinde Kuzey Kıbrıs'ı temizleyeceğiz. <laughs> 5 yani Haziran'da kimseye söz niyet, vermeyin. Niyet edeceğiz buna. Lütfen 5 Haziran'da kimseye söz vermeyin. El ele, el birliğiyle Kuzey Kıbrıs'ı önce tevresini temizleyelim, sonra öbür temizlikler gelsin. Evet, evet. Evet, evet reklama gidiyoruz efendim.